Herkese selamlar, ne var ne yok, hoş geldiniz. Haluk Özdil hocamızla birlikteyiz. Haluk hocamızın söyledikleri bir bir gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan nadir elementlerle ilgili, toryumla ilgili ve petrolle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Haluk hocamız ne var ne yokta aylar öncesinden Haziran ayını işaret etmişti. Toryumla ilgili ve Eskişehir'le ilgili hepsi tek tek gerçekleşiyor. Hocam hoş geldiniz. Merhaba sevgili Türker. Evet, daha önce senin programlarında aslında iki senedir konuştuğumuz şeyler bunlar, biliyorsun. Hep bugünleri işaret etmiştik. Haziran özellikle çok önemliydi ama Haziran'dan sonra bir de bunun Temmuz, Ağustos ayağı da olacak. Güzel şeyler duyacağız diye düşünüyorum. Mart ayındaki ne var ne yok canlı yayınımızda Haluk Hoca özellikle Haziran ayı dedi. Biz de program boyunca Haziran ayında ne olacak diye duyurduk ve Haluk Hocamız program sonunda toryumla ilgili bir gelişme yaşanacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı ne dedi kaçıranlar için hemen oraya söyleyeyim. Yüksek teknolojili ürünlerin %95'i Çin'de üretiliyor dedi. Ama işte biz artık bunu üretmeye Eskişehir Beylikova'da dünyanın Çin'den sonraki ikinci büyük rezerv alanında bir fabrika kurarak 200 ton cevher işleyeceğimizi söylüyoruz dedi. 10 bin ton nadir toprak oksitleri, 72 bin ton barit, 70 bin ton florit ve 250 ton toryum üretimi gerçekleşiyor dedi. 570 bin ton cevher işleyerek. Hocam o beklediğimiz günler, toryum ve borla ilgili geldi mi artık? Sevgili Türker, şu an ilk ve önemli adımlardan biri atıldı. Yani işlenmeye başlayacak. Bunun tabii altyapısı yıllar önceden yapılmıştı, biliyorsun sen. Yani altyapı öyleydi. Adım adım hayata geçmeye başladı. Evet, bugüne kadar üstünde oturduğumuz bir zenginliğin faydasını görememiştik. Unutmayalım, 2007'de rahmetli olan Engin Arık ne demişti? Öyle zengin topraklarda oturuyoruz ki ne kadar zengin olduğumuzun farkında değiliz. Zengin toprakların üzerinde fakir bir hayat yaşıyoruz gibi biraz esprili bir laf etmişti. Evet. Artık bu zenginlikten faydalanma zamanı geldi sevgili Türker. Ama dediğim gibi hiçbir şey hemen olmaz, sen de biliyorsun. Yavaş yavaş hayat geçecek ama ilerleyen yıllarda faydasını göreceğiz. Özellikle elektrik konusunda. Öyle mi? Pardon. Estağfurullah hocam. Şimdi sevgili Türker, toryumun aslında atom numarası biliyorsun 90. Nadir toprak elementleri, yani bugün açıklanan, dün açıklanan nadir toprak elementleri 57 ile 70 arası. Ya da 72 arası, tam hatırlamıyorum. Fakat toryum bunların yan ürünü olduğu için bu toprak elementleri arasına dahil edildi. Onu söyleyebilirim. Bu nedenle toryum çok önemli bir yere doğru gidiyor. Nedenini de açıklayayım sevgili Türker. Şimdi Çin'de, Hindistan'da ve başka bir takım ülkelerde tuz reaktörleri, yani daha doğrusu elektrik santralleri tutuldu ama bunlar tuz reaktörleri şeklinde çalışıyor, yani tuzla birlikte ve bunların hepsi toryumla çalışıyor. Elektrik faturaları %1'e kadar düşecek diyorsunuz, yani çok tamam. Düşecek. Siz konuşmalarımızda farklı bir şeylerden daha bahsediyordunuz. Ankara özelinde galiba hocam, nedir o? Tamam. Şöyle anlatayım sevgili Türker, şimdi biz Eskişehir'den güzel bir haber aldık. Yani bu hani dün senin anlattığın haber Eskişehir bölgesi, ki Eskişehir çok önemli Anadolu'da, her zaman söylüyorum. Ama Ankara'dan başka bir haber daha bekliyorum. Tabii bunu siyasetten değil, Ankara yakınlarında bir yerlerden bir üretim yeri açılmasını bekliyorum ya da başladığı haberini bekliyorum. Bu stratejik bir konu, biraz geç haber verilebilir yani 2023'e doğru, ama hayati derecede önemli. Evet, bugünkü çok önemli. Yine ama böyle toryumlarla ilgili mi hocam? Evet, toryumla ilgili ve dünyanın ilk santraline imza atabiliriz Türker. Yani bu 2007'deki rahmetli Engin Arık'ın projesinden söz ediyorum. CERN benzeri bir proje. Yani bu projenin sonucunda Türkiye'de maliyetler %1'lere kadar düşebilir Türker. Yani elektrikten kaynaklı bütün maliyetler %1'lere düşebilir. Bunu net olarak söyleyebilirim. Evimizde ödeyeceğimiz faturalar da öyle. Belki bugünkü paralarla 10 lira 15 lira aylık elektrik faturası ödeyeceğiz.
bu proje hayata geçerse. Çünkü bu toprakların altı toryum dolu. Google'da bir takım yanlış bilgiler Amerikan yönlendirmesiyle Batı'nın aleyhte propagandasıyla Türkiye toryumda 10. sırada gösteriliyor. Bu bir yalan. Maden Teknik Araştırma Enstitüsü'ne bakarsanız veya bu konudaki ciddi Türk şeylere bakarsanız, yani araştırma gruplarına, dünyadaki toryum miktarının %90'ı Türkiye'de. Bir kere bunu söyleyebilirim. Türkiye 10. sırada falan değil, Hindistan bizden fazla toryum üretemiyor. Öyle bir şansı da yok ama Türkiye kasıtlı olarak geri atılıyor. Onu söyleyebilirim. Bu koşullar altında Türkiye Cumhuriyeti'nin, bak sadece Türkiye'ye değil, Orta Doğu'ya ve Avrupa'yı elektrik akımından besleyecek bir güce kavuşacak. Bunları abartmasız söylüyorum. Çünkü bu konuda kitap yazmış bir kişi olarak konuşuyorum. Engin Arık'la görüşmüş bir kişi olarak konuşuyorum zamanında. Projenin tüm detaylarını biliyorum. Ve asıl haberi oradan bekliyorum. Bu projenin devam ettiği yönünde kuvvetli emareler var. Yani öyle diyelim. İnşallah sonu da güzel olacak. Yani her şeyden önemlisi şu var sevgili Türker. Yakında hani kendimize ait TOBB'un işte şeyi çıkıyor biliyorsun. Elektrikli araçlar çıkacak. Elektrikli araçlara Türkiye tamamen geçerse şu an var olan santraller ciddi anlamda çok yeterli kalmayacak. Türkiye'nin genel elektrik hani tüketimine baktığımızda. Her ne kadar nükleer santral yapılıyor, evet o bittikten sonra tatlısı olacak ama ne olursa olsun elektrikle ilgili bir sıkıntı yaşayabiliriz. Ancak toryum santrali devreye girdikten sonra Türkiye'deki bütün araçların elektrikli olmasında ya da Orta Doğu'da hiçbir sorun yok. Çünkü onları besleyecek güce kavuşacağız. Bu kadar net konuşuyorum. Müthiş, inşallah. İnanılmaz büyük bir projeden bahsediyoruz. Eskişehir beni mutlu etti. Yani açıklaması, ben Eskişehir'deki bu nadir toprak elementleriyle ilgili olay çok önemliydi. Yılda 1200 ton bildiğim kadarıyla işleme hedefi var. Bu da çok güzel bir rakam. Çin'den sonra Türkiye'de yakında Çin'de de geçebileceğiz. Bunu söyleyebilirim. Hocam siz hep her konuşmamızda şunu diyordunuz. Ya bu toprak, az önce de söylediniz, bu toprakların altı değerli madenlerle evet. dolu diye, petrolle dolu diye. İşte Adana'da evet. Ceyhan kuyusunda, ki Ceyhan depreminden sonra yabancılar orada araştırma yapmışlardı. Burada bir şey yok diyerek kapatmışlardı. Şimdi evet, öğreniyoruz ki orada çok ciddi miktarda bir petrol, hem de değerli bir petrol var. Cumhurbaşkanı evet. kendisi duyurdu. Bu başlangıç mı? Yani böyle daha çok kuyu var mı? Çünkü biliyoruz ki biz Güneydoğu'da yabancılar o kadar çok petrol aradı ve o kadar çok üstünü kapattılar ki içler evet. acısı bir durumdur bu. İnşallah hepsi çıkarılır değil mi? Bu bir başlangıç mı Adana Ceyhan? Valla Türkiye, Adana Ceyhan başlangıç. Umarım arkası gelir. Çünkü biz yıllardır kendimizi yırttık. 70'li yıllardan beri. Onu söyleyebilirim. Bir türlü hani... Ne dinleyen oldu ne bir şey. Haberler, ya haber yapanları da işten attılar Türkiye, onu da söyleyeyim. Yani eski dönemlerde. Çünkü Amerika'nın ve Avrupa'nın o kirli elleri bu topraklardan çekinmediği sürece bu toprakların altındaki zenginlikleri bize yedirtmemek gibi bir niyetleri var. Ve dolayısıyla bizdeki işte yetersiz, hani geçmiş dönemde araştırmayla ilgili teknik cihazlarımız olmadığı için, teknolojimiz, biz yapamadığımız için o büyük şirketleri çağırdık. Amerikan, İngiliz şirketlerine, uzmanlarına. Onlar buldukları halde, yerlerini bildikleri halde inkar ettiler. Dediler ki burada petrol yok ya da çok kalitesiz petrol maliyeti kurtarmaz gibi yalanlar söyledi. Bunu unutmayalım. Yani dolayısıyla artık söyledikleri yalanlar tek tek ortaya çıkıyor. Adana'yla ilgili ben hatırlıyorum. Geçmiş dönemde evet petrol var ama çok kalitesiz maliyeti kurtarmaz demişlerdi. Görüyorsun ki tam tersi çıktı. Güneydoğu'da petrol yuvası olduğunu biliyoruz. Bu nedenle o terör örgütünün neden orada bu kadar etkin kullanıldığına bir kez daha dikkat edelim. Yani dikkat edelim. Çünkü petrolün olduğu yer, yeraltı zenginlikleri olduğu yer hep Batı'nın
biliyorsun ki sama alanındadır. Onlar sömürem ise o ülkede yedirtmek gibi bir niyetleri vardır. Bunu en yakın zamanda Venezuela'da gördük, görmeye devam ediyoruz. Evet, yani aslında işte hani öyle bir şey oluyor ki doğalgaz ve petrol bulununca sanki sadece hükümet kullanacakmış gibi bir tarafta diyor ki ya bulamadılar işte, ya kardeşim ya sen ne diyorsun ya? Ya doğal, Karadeniz'de bulunan doğalgazı biz kullanacağız, sen kullanacak, senin çocuğun kullanacak, senin torunun kullanacak. Akdeniz'de de aynı şekilde, işte Adana'da da aynı şekilde. Yani bunlara sevinmek lazım, bunların çok önemsenmesi ya lazım ama bizde böyle çok şey görülüyor hocam, tukaka. Ha, ne olmuş ya, ya doğalgaz bulup işte falan. Şöyle söyleyeyim sevgili Türker, bizde siyaset gerçekten kirlendi. Yani bunu muhaliflik adına yaparken aslında kirlilik adına yapılıyor. Çok çirkin şeyler olmaya başladı. Yani burada hani fanatik takım taraftarları var ya, sen istediğin kadar iyi oyna, istediğin kadar güzel şeyler yap. Önemli olan benim takımım diyor. Benim takımım kaybettiği sürece ben sana şey yaparım, seni görmezden gelirim gibi bir anlayış var. Bu ülkeye çok zarar veriyor. Bu ülkenin hakikaten Amerika'nın, İngiltere'nin, Avrupa'nın ekmeğine yağ süren çok ciddi anlamda kalabalık bir entel güruh oluştu. Bunlar ekranlarda bol bol yer buluyorlar. Bunlara özellikle yer veriliyor ulusal ekranlarda. Bunların görevi Türkiye'nin yaptığı her iyi ve başarılı şeyi karalamak Türkiye'nin. Artık bunlar için konuşacak bir şeyim yok. Bunlar etiketli insanlara dönüştüler. Yani maalesef artık zıvanadan çıkmış bir grup Amerika'ya hizmet etmek için aklını oynatıyor. Yani bak, buradan şeyi getireceğim sözü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüne gaflet, delalet ve ihanet içindeler. Bu kadar basit. Daha başka bir şey söyleyemiyorum yani.